Herkese merhaba. Bugün sizlere özellikle akademik çalışmalarda literatür taramasının ardından yabancı literatürü kendi dilimize çevirirken yapabileceğimiz bazı kolaylıklardan bahsetmek istiyorum. Dil bizim için büyük bir handikap olduğu için ne kadar ileri seviyelere de gelsek bazen çeviri konusunda yetersiz oluyoruz. Ya da çeviri yapsak bile çok zamanımızı alıyor bu çevirinin süresi. Çık da al, çeviri yap, kontrol et. Bunun için bazı application'lar, web siteleri geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş. Bazı konularda tek tek çeviri yaparken evet işlevsel oluyor ama mesela PDF dosyaları ya da Word dosyalarının yani koskoca bir makaleyi çevirirken bu sandığımız kadar yani kolay olmuyor. Düşünsenize 10 sayfa, 20 sayfa makale var. Senin bu makaleyi okuyup, anlayıp, içinden alıntılamak istediğin bilgiyi alıntılayıp işte bir yeni bir belge oluşturman, Word oluşturman gerekiyor. Peki biz bu sorunda ne yapabiliriz? Bu arada Google'ın, Google çevirinin, Yandex çevirinin ve işte farklı web sitelerinin kelime kota sınırı var. Yandex çeviride bu 10.000 kelime iken Google çeviride 5.000. Benim kendi bulduğum Türkçe-İngilizce çeviri diye bir çeviri sözlük uygulamasında da yine 5.000 kelime sınırı var. Zaten yukarıda ya da aşağılarında hemen size gösteriyor şu kadar sınırı var. İşte şu kadar kelime kaldı. Ya da fazla yazdığın zaman evet sağ tarafa sol tarafa yapıştırıyor ama sağ tarafta çeviri kısmını göremiyorsun. İşte şu kadarını çevirdim gibi bir bilgilendirme yapıyor senin için. Çevirileri kontrol ettiğimizde Google çeviri, Yandex çeviri ve çeviri sözlük web sitelerinin üçünün de aşağı yukarı aynı şekilde çeviri yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz. Daha sonra makalemize bulduğumuz İngilizce makaleye geldiğimiz zaman makalenin 10 sayfa kadar olduğunu gözlemliyoruz ve bu makaleyi biz nasıl çevirebiliriz? Bakın içerisinde tablolar var. Biz bunları birebir çevirdiğimiz zaman düzgünce tabloyu çeviremeyeceğiz bile. Şimdi dokümanlar seçeneğini işaretledikten sonra istediğimiz dokümanı buraya yüklüyoruz. Şu anda çeviri aşamasında çevriliyor. Çeviriyi tamamladı. Şimdi çeviriyi indirmemiz gerekecek. Harika. Evet, çeviriye baktığımızda sınır kişilik bozukluğu şeklinde yazıp bütün makaleyi çevirmiş. Tabloyu görebilirsiniz. Tabloyu Türkçeleştirmiş. Yakınlaştırdığımız zaman her şeyin Türkçeleştirilmiş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. En aşağı kaynakça inene kadar şöyle bir baktığımızda bütün çevrilmesi gereken yerlerin çevrildiğini gözlemleyebiliyoruz. Aşağıda çevrilmeyen bir yer kalmış ama o mail kontak adresiyle ilgili galiba. Yandex çeviriden de yine aynı işlemleri, belgeleri seçtikten sonra yapıyoruz. Şu anda çevriliyor diyor. Ayrıca Yandex'te web sitesini ya da görselleri de çevirme gibi bir olanağımız var. Bu çeviri yapılırken biz de Cambridge'in İngilizce Türkçe sözlüğüne bizim kullandığımız olduğu için bir bakalım ama burada İngilizce, Danca, Malayca, Çince, hatta Çince'nin basit ve geleneksel olan kısımları işte İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Endonezyaca, Japonca ne hangi dilde ilgileniyorsanız İngilizce üzerinden çeviri bulabilirsiniz. Hatta eş anlamı falan da sağlıyor. Ayrıca farklı bir web sitesi de Turing Sözlük. Turing Sözlük'te de İspanyolca, Almanca, Türkçe gibi seçenekler var. Burada bu İngilizce eş anlam seçeneğimiz de varmış. Bu web sitesinin ardından sesli sözlüktü sanırım adı. Evet, bunu geliyor. Çeviri sözlük uygulamasına geliyoruz. Çeviri sözlükte de farklı dil seçenekleri var. Hem de işte hangi dile çevirmek istiyorsun, hangi dilden çevirmek istiyorsun? Evet. Ancak dosya yükleme seçeneği yok. Yandex çeviriye geldiğimiz zaman çeviriyi yüklemiş ama üst üste gibi görünüyor. Bu yüzden çevirinin tamamını kopyalayıp boş bir Word belgesine yapıştırdıktan sonra daha ayrıntılı şekilde inceleyebileceğiz. Görüldüğü üzere sanırım biraz şekilsel bozuklukları var. Cümle anlamı olarak kaymalar muhakkak oluyor tabii ki çeviride. Zaten bazı anlamlar bazı kavramları karşılamıyor. Ama hani ana temayı anlayabilecek seviyede size bilgi veriyor.
Şimdi burada Google çevirinin yaptığı çeviriyle Yandex çevirininkini dosya çevirilerini karşılaştırdığımızda sanki Google'ınki bir tık daha güzel yapıyormuş bu işi gibi gözlemleniyor. Yalnız bunlarda da dosya kota sınırı var. Yandex için 5 megabayt, Google için sanırım 10 megabayt ile sınırlı. Bugünlük size aktaracaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.